Selamlar. Bugün ilginç bir konsept ve ilginç bir incelemeyle karşınızdayım. Şokopop'un Quiz Game'i. Magazin 101 temalı tabii ki. Kavga, basitlik, polemik ve skandalın içinde olduğu bu harika kutuyu beraber inceleyeceğiz. Ve Selim bana sorular soracak. 90'lar ve 2000'ler magazin çukuru bilgilerimi bugün hep beraber sınayacağız. Önce biraz oyunu görelim. Yani kartlardaki zorluk seviyeleri, oyun çeşitleri, ne şekilde oynayabilirsiniz biraz onlara bakalım istiyorum. Şöyle kutunun üstünde Şokopop'un parlak bir kaplaması var. Ben böyle kaplamaları çok seviyorum abi, çok hoşuma gidiyor. Arkadaki yazıyı okuyacağım. Magazin dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. Tam benlik şakaymış. Kavga, polemik, basitlik ve skandal bizim işimiz diyorsanız işte magazin bilginizi kanıtlama fırsatı. Şokopop ekibi kazı çalışmalarını yürüttükleri en derin magazin çukurundan siz ve kanketolarınızın eğlenerek magazin bilgilerinizi yarıştırmanız için kolay, orta ve zor olmak üzere 3 kategoride toplam 200 soru çıkardı. Size de oynamak ve zorlu joker kartlarla uzmanlığınızı kanıtlamak kaldı. Şansınız bol olsun demiş. Şimdi kutuyu açıyorum. Açtım. Şurada da şöyle kavga, basitlik, polemik ve skandal yazıyor. Burada da oyunun aslında böyle 6-7 farklı modunu görebilirsiniz. Yani nasıl oynayabileceğinizi. Kendiniz de bence türetebilirsiniz. Ne şekilde oynamak istediğinize karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle oldukça fazla şekil var. Oynama şekli. Bir tanesi Kanketon'u seç. Bir tanesi Kaos modu. Hepsini açıklamayacağım. Çok uzun sürer. Bir tanesi Klan Ruhu. Zamana karşı diziliş ve seri penaltı atışları. Biz bunun içinden biraz da uydurarak zamana karşı yapalım dedik. Hani hem de böyle bir zaman olsun, bir süre olsun, challenge olsun işin içinde diye. 90 saniye boyunca Selim bana 10 tane soru soracak ve ben bunların hepsini doğru bilmeye çalışacağım. Sonra belki bir 90 saniye, bir 90 saniye daha yaparız. Yani benim tabii bilebilmeme göre. Şimdi biz tabii bunu birazcık oynadık. Zaten bu videonun kararına şöyle vardık. Açtık bunu, ya neymiş falan diye bir inceleyelim dedik. Sonra Selim bana sorular sormaya başladı. Ya sorayım falan dedi. Ben de tamam dedim. Abi çok hızlı şekilde bilmeye başladım yani. Selin soruyor, soruyu bitirmeden cevap veriyorum. Kızın ağzı açık kaldı. Selin bir de 97'li olduğu için benim hani bu 90'lar bilgime böyle hayret etti. Ben de bir gaza geldim. Dedim tamam ya, yapalım bunu videosunu. Sonra bu kartları açmış bulunduk. Ha bir de şunu şöyle göstereyim size kutunun içini. Bir dakika, saçım var. Şöyle gözüküyor. Bu da normalde paketliydi. Biz şunlardan birazcık oynadık. Ama kartları yeniden dağıtacağımız için önce kartları güzelce bir karıştıracağız. Ondan sonra bu iki destenin tamamından Selim bana sorular soracak. Şimdi burada hile hurda olmasın. İnsanların gözü önünde ben sana bu paketi teslim etmek istiyorum. Sen al, karıştır. kot giydiğim için asla esnemiyor. Ve uzanıyor. Yardımcım. Bu arada 90'lar temalı saçım, makyajım ve kıyafetim nasıl olmuş? Bu Zerrin Özer degrede ruj sürüşünü yapmak için bir 12 dakika falan uğraştım şakasız. Noterde gelsin mi? Noter huzurunda karıştırılmıştır. Gereksiz bir abartıyor. Heyecanlandım bu arada. Başlatıyorum. Başlat. Ebru Gündeş'in Sen Allah'ın Bir Lütfusun klibinde oynayan eski Fenerbahçeli... Geç! Çabuk, 90 saniyen var. Hülya Avşar ve Yıldız Tilbe ile farklı zamanlarda polemiğe giren magazin muhabiri kimdi? Seyhan. Doğru. Türkiye'nin ilk yanlışlıkla lezbiyen aşk temalı klibi hangi şarkıya çekilmiştir? Korkuyorum. Emel Müftüoğlu. Dogri. Dünyanın ilk klibi. Gerçekten. Çok iyi bu arada gerçekten. Buzda dans yarışmasına damga vuran jüri üyesi Sema Çelebi'nin asıl mesleği nedir? Bunu biliyorum ama bunu daha önce oynadığımız için biliyorum. Istakoz yetiştiricisi miydi? Evet, ithalatçısı. İthalatçısı. Zengin. Okey. Evet. Bebeto lakabı hangi popçuyla alınmıştır? Burak Kut. Üçüncü sezon BBG'ye damga vuran yarışmacı 14 Gaye'nin asıl mesleği nedir? Avukat. Değil. Tamam, geç. Kaç soru oldu bilmiyorum. Ya, bilmiyorum şu an, dur hesaplayacağım. Tamam. Biri Bizi Gözetliyor programında yaptığı robotik sunumla bir döneme damga vuran sunucu beyefendinin adı nedir? Doğa. Nereden biliyorsun ya? 97 yılında Cem Özer Laf Lafı Açıyor adlı programında hangi dünyaca ünlü grubu ağırlamıştır? Cem Özer, evet. Dünyaca ünlü grup. Son 9 saniye. Dünyaca ünlü bir grup. Blue diyeceğim. Değil mi? Doldu mu? Doldu. Okey. Sorular zor ya. Biz beraber oynadığımızda daha kolaydı. Bunlar nasıl
Nasıl sorulan hiçbirini bilmiyorum. Eğer bilirsen şok olacağım. Hazır mısın bari? Hazırım. Beni iyice gerdin. Söyle. Türkücü Hatice'yi evinde beslediği hangi vahşi hayvan ısırmıştı? Söyleyeceğim. Allah kahretsin ya. Görüntüsünü bile hatırlıyorum magazin programında. Akvaryumun içinde ya yılanları vardı ya da iguanası vardı. Vahşi hayvan ama. Vahşi. Bunun eski kocası vardı abi. Anlatıyorum. Dur süreyi. Bunun eski bir kocası vardı ve sanırım bu Doyamıyorum şarkısını yazdığı vefat eden kocası mıydı? Çok emin değilim. Marlacığım. Nasıl yani? Marla yani. Marla geldi. Ve oynamak istiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz oynayayım. Ne yapayım? Atıyorum. Zırdı ya. Ve geldi. Salışım değişti. Bir şey diyeceğim. Marla'nın osuruyla alakalı. Yani şöyle bir şey var. Havada asılı kalan bir koku. Ve çok kötü bir koku. Ve şu an gerçekten çekim yapmayı çok zorlaştıran bir koku. Bildiğimi de unuttum şu an. Tamam, vahşi hayvanı bilemedik. Bilemedim. Timsahmış. Ya bu arada timsah deyince hakikaten aklıma timsah olduğu geldi. O Hatice'nin aşırı kabarık saçlı hali falan geliyor gözümden. Allah'ım çok ilginç bir kadın. Onun Seda Sayan'ın programında isyanını lütfen izleyin. Marla osurduğu geldi falan. Oralar bir karıştı. Burada bir yıkıldık yani. Baştan alalım. Zaten hangi video beni düzgün şekilde devam etti ki? Oynat bakalım. Cevap veriyorum hiçbiri. Sen şey döktün ya, o da çok iyiydi. Abi şimdi evet başlatıyorum ya. Tekrar 90. Başlat. Sibel Can'ın astrolojisi olmadan önceki mesleği nedir? Dansöz. Doğru. Gündüz kuşağında magazin formatının öncüsü, Dobra Dobra programını ilk sezonda Şenay Güzek ile beraber hazırlayan ve sunan gazeteci kimdir? Şenay Güzek'i sorsa direkt bilirdim de yanındaki kadının hiç hatırlamıyorum. Bildiğin biri mi? Abi sürekli her gün görüyoruz ya. Seren Serengil yani. Değil. Müge Anlı. Evet. Okey. Doğru kabul etme, yazık bana. Mete Samyeli'nin olaylı bir şekilde ayrıldığı eşi ünlü mimar kimdir? Talu. Ne Talu? Vov. Gerçekten iyi bilgi. Salla ismini. Ahmet. Ahmet, Mehmet, Murat, hiçbiri değil. Geç. Bilemedim. Söyleyeyim mi? Söyle. Eren Talun. Ha okey. Çok sallanacak. Emre Gündeş'in Fırtınalar klibinde yasak aşkını oynayan 1993 best model birincisi manken oyuncu kimdi? Allah kahretsin. Bu adamın adını hep karıştırıyorum. Hep de Burak Hakkı ile karıştırıyorum. Geçen sordun, yine onunla karıştırdım. Söyleyeceğim kim olduğunu ama. Yine Burak mıydı ismi? Hayır değil. Berke. Berke Hürcan. Doğru. Oh be. Çok gaza geldim. 15 saniye çabuk. Hangi eski başbakan kızı Ünlüler Çiftliği 1. sezonda yer almıştı? Turgut Özal, Zeynep Özal. Doğru. Ve son 8 saniye. Kariyerinin ilk yıllarında Adana'da verdiği bir konserde söylediği batılı şarkılardan dolayı halk tarafından domates yağmuruna tutulan... Ajda Pekkan. Evet. Bitti mi? Olsun, bitti. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Pas dediğim an geçiyoruz. Düşünmeyeceğim. Bu sefer düşünmeyeceğim. Pas diyeceğim. Geç diyeceğim. Hülya Avşar hangi ünlü gol kralıyla aşk yaşamıştır? Tanju Okan. Tanju Çolak, Tanju Okan'ı ya. Geç çolak. Murat Bozan gibi şarkıcının vokalist olarak... Tarkan. Başrollerini Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumhur'un paylaştığı... Polis Yılan Hikayesi. İbrahim Kutlay hangi Demet ile evlenmiştir? Deme Şener. 90'larda Kral TV ile özdeşleşen kliplerini anons ettiği isimler kadar ün yapmış... Vijay Bülent. Sertab Erener hangi ünlü popçu ve klandaşı ile evliydi? Demir Demirkan değil, Levent Yüksel. Evliydi diyorsun. Tostumu yedim, bekliyorum kısa mesajıyla hafızalara kazınan skandalın baş aktörleri kimlerdi? Tabii ki Çağla Şikel ve S'li bir adam. Şenol İpek. Doğru. Güzellik yarışmasında birinci olmasından sadece bir gün sonra geçti. Hülya Avşar. Wow. Katıldığı bir programda zekasından yararlanmak isteyen uzaylıların geçmişte spermleri çaldığı... Mustafa Topaloğlu. Değil abi. Abi değil mi? Erol Büyükburç. Doğru. Seda Sayan'ın bacı kimliğini ortaya çıkarttığı TRT'de yayınlanan efsane programın adı nedir? Yetiş Bacım. Doğru. Çok... Sevdem Peker 1990'da... Dinle. Oha tamam. Erkekler çorap giyebilir, ikisini de kaçmadan değiştiririm. Bu sözler hangi ünlü popstar anlatıyor? Tuğba İkinci. Hayır, popstar bak bilirsin. Geç! Ya, 2
2005 yılında Yunan sevgilisiyle yaptığı evlilikte din değişti. Tuğçe Kazaz. Doğru. Özcan Deniz, Masum Kırmızı gibi Alişan'la oluşan muhteşem üçlünü mensup bitti ya. Kaç soru cevapladım? Lütfen 10 olsun Selin. 6 8 10 Oldu mu? 11 mi? Allah'ım çok şükür ya. Ay bir an hiç olmayacak sandım ve yani videonun konsepti bu, dedim ki yapamayacağım bunu, nasıl çevireceğim falan diye düşünüyorum kurguda. 90 saniyede 11 soru. Bazıları bitirmeden söyledim bu arada. Evet. Çünkü artık şey yani sonuna kadar dinlersen zaten 90 saniyeyi tamamlayamayacağımız için aklıma gelen bütün keywordleri sıraladım. Kapa videoyu. Gerçekten zorlu bir magazin çukuru seansıydı. Yani 90 saniyede 10 tane soru bilmek. Tuğçe Kazaz'ı da bildin. 12 soru bildin abi. 12 soru mu bilmişim? Wow. Heyecanlıydı, keyifliydi ve güzeldi. Ben çok heyecanlıyım. Ben bir aşırı gerildim, heyecanlandım. Hemen cevaplamaya çalışıyorum. Bağırış çağırış kesin mikrofona ses patladı. Ben, sen buraya su koydun, ben hiç içmedim. Biraz su içeyim. Gerçekten tulumla, kot tulumla 90'lar temalı video çekeceğim diye burada bir canım çıktı. Çıkmadı değil. Ve 90 saniye sınırı beni zorladı biraz ama 70. 90 saniyede sanırım bildim artık. Şu kadar soru cevaplamışız. Bütün ekibin eline koluna sağlık. Bence çok keyifli ki yani kartın diyorum. Oyunun içindeki modlarla da oynarsanız bence daha keyifli olur. Ben kendime çok yersiz bir challenge yarattım. 90 saniyede 10 soruyu doğru cevaplamak gibi. Normalde öyle değildi. Evet, bu keyifli oyunda ve videoda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Herkesi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.